Ve hocam, tabii hayatımızı en çok kolaylaştıran ama biraz da zarar veren önemli bir cihaz, cep telefonu. Peki cep telefonu kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Cep telefonları hayatımızda olmazsa olmaz. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar herkesin elinde bir cep telefonu var. Ama bu telefonları çok dikkatli kullanmamız gerekir. Zamanında belli sürede kullanmamız gerekir. Belli bir süreyi aşmamak gerekir. Cep telefonu kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekir? Özellikle yattığımız zaman, uykuya yattığımız zaman cep telefonunun bulunduğu odada yatmamamız gerekiyor. Ve özellikle internet bağlantısının olmaması gerekir. Çünkü bizim uykuya vardığımız, yattığımız dönem bütün hücrelerimizin dinlenme dönemidir. Bu dönemde gelebilecek herhangi bir mesajdı, herhangi bir bilgi bizlere zarar verebilirler. Özellikle telefonları açtığımız zaman, telefon bize geldi, telefon çalıyor, çaldığı zaman ilk açma sırasında en büyük radyasyonun bulunduğu dönem telefonların çalıp bizim alo diyene kadar geçen zamandır. Bu dönemde telefonumuzu vücudumuzdan uzak tutup telefonu açıp ondan sonra kullanmamız gerekir. Özellikle de kulaklık kullanmakta fayda vardır. Bedenimize çok yakın yerde bulundurmamamız gerekmektedir. Çocuklar vücudundaki su oranı biraz daha yüksek olduğu için cep telefonları çocuklarda anten görevi görür. O yüzden çocuklardan uzak tutmamız gerekiyor. Ben şöyle diyorum, 8 yaşına kadar çocuklara kesinlikle telefondan uzak duracak ama ondan sonraki dönemde sadece mesajlaşmaya izin verebiliriz. Erişkin olduktan sonra ihtiyacımız olduğu kadar, ihtiyacımız ölçüsünde cep telefonlarını kullanmamız gerekir. Bir kişi ne kadar cep telefonunun özelliği ne kadar fazlaysa elektromanyetik radyasyon yayma riski o kadar yüksektir. Özellikle ev telefonları, yani evde duran kablolu telefonların yaydığı radyasyonla cep telefonlarını karşılaştırdığımız zaman ev telefonları her zaman için onların yanında çok daha masum kalırlar. Yine asansöre bindiğimiz zaman cep telefonlarını bize telefon geldiği zaman açmamamız gerekir. Çünkü bize o karşı taraftan gelecek olan sinyal ulaşana kadar çok daha fazla telefonumuza sinyal gönderir ve bu bize zarar getirir. Özellikle yolculuk sırasında da cep telefonu kullanmamamız gerekir. Çünkü yolculuk sırasında bir baz istasyonundan öbür baz istasyonuna geçiş sırasında yine bu elektromanyetik dalgalar artabilir ve bizlere zarar verir. Hamilelerin cep telefonundan uzak durmaları gerekmektedir. Hamileler özellikle cep telefonuyla çok haşır neşir olmaması gerekmektedir. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Cep telefonlarını çok dikkatli kullanmamız gerekir. Haberleşme haricinde, yani telefon haberleşmesi haricindeki bütün teknik özelliklerini çok fazla kullanırsak telefonların o kadar çok elektromanyetik radyasyon yayma riski o kadar yüksek olur. Kullanmayalım demiyorum ama kullanırken de dikkat etmemiz gerekir. Belli bir süre koymamız gerekir. O süreleri aşmamamız gerekir. Özellikle çocukların cep telefonundan uzak durması gerekmektedir. Ama günümüzde maalesef bunu yapmak çok fazla mümkün olmuyor. Ama belli bir süre koyup şu kadar 10 dakikadan fazla olmaz, şu kadardan, aileler bunda çok dikkat etmesi gerekir. Aileler buna bir kota koyacak, şunun üzerine aşmamanız gerekiyor gibi dikkat etmemiz gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda ilerleyen zamanlarda çok daha zararlı etkileri olacağını düşünmekteyim. Hocam çok teşekkür ediyorum ve son olarak ekranları başında bizleri izleyen izleyenlerimize radyasyon onkoloji ile ilgili neler söylemek istersiniz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Bunu asla hiçbirimiz unutmamamız gerekiyor. Erken teşhis için de düzenli check-up'larımızı yaptırmamız gerekiyor.
Düzenli check-up'ları yaptırırsak hastalığı yakaladığımız zaman evresi çok erken evre olur. Tedavi başarı şansımız çok daha yüksek olur. Özellikle zararlı alışkanlıklardan uzak durmamız gerekiyor. Sigaradan uzak durmamız gerekiyor. Stresten uzak durmamız gerekiyor. Herhangi bir şikayet geliştiğinde bu bende zaten vardır, gitmeme gerek yok gibi kendimizi kandırmamamız gerekir ve mutlaka doktora gitmemiz gerekir. Belki korkuyoruzdur, belki endişeleniyoruzdur ama hastalık oluştuktan sonraki sonuçlara katlanmak daha ağır olacağı için erken teşhise mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Tedavide erken teşhiste sadece işte kanda bakılan bazı biyokimyasal parametreler vardır. Bir akciğer filmi, bir aile öykümüz varsa bağırsak kanseri, aile öykümüz varsa kolonoskopi dediğimiz bağırsak görüntülemeleri, mide kanseri öyküsü varsa mide endoskopileri, sigara içiyorsak direkt akciğer grafisi çektirmemiz mutlaka gerekmektedir. Yine kadınlarda jinekolojik muayeneyi yılda bir defa yaptırmamız gerekir ve simir testini asla aklımızdan çıkartmayacağız. Çok basit bir testtir, hayat kurtarıcı bir testtir. Artık sağlık ocaklarında bile bunu mutlaka yapılmaktadır. Bundan kaçmamamız gerekiyor, bilmiyoruz demememiz gerekiyor. Yine meme kanseri öyküsü varsa ailemizde, 20 yaşından sonra genel cerrahi ile kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. 40 yaşından sonra da yılda bir mamografimizi çektirmemiz gerekir.